Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle alakadar zehirli mantarlar nasıl anlaşılır? Zehirli mantarı nasıl anlarız? Bununla ilgili bize birçok defa soru soruldu. Zehirli mantarları anlamak için birkaç tüyomuz var. Bunlardan size bahsedeceğiz. Bir genelleme yapacağız. Her ne kadar mantarlar hakkında bir genelleme doğru olmasa da en azından zehirli mantarlardan nasıl kurtulabiliriz? Ölümcül zehirli mantarlardan nasıl baş edebiliriz? Bununla alakadar size birkaç tüyomuz olacak. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 100'e yakın alt türleriyle beraber mantar tatmışımdır. Ve mantarlarla alakadar bazı araştırmalar, bazı tanımlamalar yapmaktayız. Yurt dışında olsun, yurt içinde olsun birçok akademisyen dostu arkadaşlarımızla beraber çalışmalar yürütmekteyiz. Ve bu işe gönül vermiş birçok mantar avcısıyla beraber hareket ediyoruz. Tabii ki öğrenmeye çok açığız, çok eksiklerimiz var. Dünya bu konuda maalesef Türkiye'den biraz daha ileride. Avrupa'da aileler bunu bir sosyal aktivite olarak değerlendirebiliyor ve gezebiliyorlar. Ama maalesef bizde mantarlara karşı çok büyük bir ön yargı var. Haklılık var mı? Var tabii ki. Ama ölümcül zehirli mantarları bilerek birçok önlemi almış olacağız değerli arkadaşlar. Evet, tanımak istediğimiz mantarları, avlamak istediğimiz mantarların her zaman bir benzerinin olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Değerli arkadaşlar, mantarları 4 gruba kabaca ayırabiliriz. Ölümcül zehirli mantarlar yani sadece sindirim sistemini bozacak kadar zehirli mantarlar. Bir diğeri yenmeyen mantarlar yani zehirsiz ama mutfak değeri olmayan. Onun yerine bir dal parçasını dahi kemirseniz, bir otu dahi yeseniz aynı his oluşacak mantarlar. Bir de her mantar avcısının işte avlamak istediği, toplamak istediği o değerli mutfak değeri olan değerli mantarlar. Arkadaşlar, bizler nelere dikkat edeceğiz? Bizler en zehirli olan ölümcül mantarları muhakkak tanımaya çalışacağız. Ve yöresel isimlerle değil, Latince isimlerini söyleyeceğim ki daha kolay anlaşılsın genel olarak. Çünkü maalesef bir cincile mantarının dahi 4 farklı mantar türüne verilen isim olduğunu biliyoruz. Kalasiyo ve Gambosa'ya da cincile denebiliyor. Mıhbaşı, Merasmus, Oreades'e de cincile denebiliyor. Kanlıca mantarına, Lactarius türlerinin bazılarına dahi cincile denebiliyor. Yani cincile dediğimizde biz buna bizim köyde cincile derler. Sizin köyde cincile derler ama işte o cincile bazen zehirli mantar olabiliyor, öldürebiliyor. O yüzden biz tüm dünyanın kabul etmiş olduğu Latince isimlerini genelde kullanmaya çalışacağız ki bu risklerden uzak kalacağız değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bunlardan genelleme yapacak olursak birinci sırada Amanita gruplarına çok dikkat edeceğiz. Nedir bu Amanita grubu değerli arkadaşlar? Şu anda da ekranın köşesinde gördüğünüz Amanita Verna ve Amanita virosa mantarı. Türkçe ismi ise ölüm meleği. Yakın zamanda Muğla'da ve birçok yerde maalesef mantar zehirlenmesi ölümlerinin en büyük sebeplerinden olan mantarlardan ikisi bu değerli arkadaşlar. Birbirlerine çok benzerler. İkisi de zehirlidir. Birisinin sapında hafif pütürümsülük olur. Diğerinde olmaz. Fark etmez. O küçük detaya önem vermeyeceğiz. Genellemeyi şu şekilde yapacağız. Şapkanın üstü beyaz, altı beyaz ise ve sapında, kökünde değerli arkadaşlar volvosu, yumurtası varsa, çorabı varsa hemen uzak duruyoruz bu mantarlardan. Genelleme olarak yapacağız. Bir diğer Amanita phalloides yani köy göçüren değerli arkadaşlar. Şu an o da ekranda. Üstü hafif yeşil tonlarında. Yine değerli arkadaşlar altında volvosu, yumurtası ve şapkanın altı lamel kısmı beyaz. Bu mantarda değerli arkadaşlar meşhur köy göçüren mantarı. Adı üstünde, aman dikkat ediyoruz bu mantarlara. Değerli arkadaşlar bir diğer mantar ise Amanita pantera. Yine o da üzeri hafif krem rengi olabiliyor, bazen yeşil rengi olabiliyor ve üzerine noktaları var beyaz beyaz. Yine çorabı var, volvosu var ve Amanita gruplarından birçok zehirli mantar türü var. Aman bunlara da dikkat ediyoruz. Yine Amanita ailesine ait değerli arkadaşlar Amanita muscaria mantarı var. Bu ise değerli arkadaşlar halüsinasyon gösteriyor. Kişi kendini süper kahramanmış gibi hissediyor ve çok önceden tarihlerde bazı kayıtlarda küçük dozlarla alınıp kahraman hissi uyandırıp savaşa gönderilen askerlerin olduğu defaen söyleniyor. Hatta meşhur Şirinlerin yazarı da bu mantarı yediğini ve ormanda küçük küçük mavi canlılar gördüğünü ve işte Şirinlerin öyküsünün de buradan geldiği bahsediliyor. Meşhur Şirinlerin evlerinin olduğu mantarların deseni de Amanita muscaria mantarıdır. Şu anda ekranlarınızda. Türkçe ismi ise sinek mantarıdır değerli arkadaşlar. Bu mantar da zehirli olarak kabul ediliyor. Ama bu mantara da ne olursunuz dikkat edelim. Peki Amanita mantarlarının yenen türleri var mı? Elbette var. Amanita rubescens beraberinde benim en sevdiğim mantarlardan biri. İlk onumdadır ama daha öncelikli olan mantarlarım da vardır. Amanita Caesar mantarı değerli arkadaşlar. Amanita muscaria'ya benzer fakat onun üstünde asla benekler yoktur ve sapı da sarıdır. Bazen Amanita muscaria mantarı değerli arkadaşlar yağmurla, rüzgarla üzerindeki benekler kaybolabiliyor. O yüzden Sezar'mış gibi avlanıp tüketilebiliyor. Aman dikkat, sapının sarı olmasına da özen gösterelim. Amanita Sezar'ın da volvosu yani yumurtası var. Yine tecrübeli avcılardan değerli arkadaşlar, tecrübeli mantar avcılarından her zaman örnekler, onlarla beraber avcılık yaparak pratikte yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, mantar avcılığı kesinlikle hafife alınmaması gerekiyor ama mantar avcılığı bir spordur. Mantar avcılığı bir kültürdür. Mantar avcılığı harikadır. Muhakkak da tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir diğer nokta ise örümcek mantarına dikkat etmemiz lazım. Yine örümcek mantarının da en büyük risklerinden biri üstü kahverengi, altı kahverengi tonlarındadır ve bu tonlarda olan mantarlarda da dikkat edeceğiz çünkü örümcek mantarını rastlayabiliriz. Yine mantarların bir alem olduğunu unutmayacağız. Bunlardan birincisi şudur: nasıl bitkiler alemi, hayvanlar alemi var ise mantarlar da bir alemdir. Mantarlar bitki midir yoksa değerli arkadaşlar bir hayvan mıdır? Hayvana daha yakın bir alemdir. Fungi ailesine ait bir canlı türüdür değerli arkadaşlar. O yüzden de yerken eti daha çok bize bir tavuk etiymiş ya da bir kırmızı etmiş hissi de uyandırmasının bir sebebi de budur. Yine mantarları tanımlarken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Mantarı elimize alacağız. Kırılganlığına bakacağız. Kokusuna bakacağız. Şapka üstü rengine bakacağız. Alt lamel rengine bakacağız. Sapında desenler var mı ona bakacağız. Kök kısmına, misal yapısına bakacağız. Yine beraberinde kesit alıp iç kesitine bakacağız. Renk değiştirip değiştirmediğine bakacağız. Kokusuna bakacağız. Kökünde volvo var mı diye bakacağız. Hangi ağacın altında yetiştiğine, hangi mevsimde yetiştiğine, hangi iklimde yetiştiğine, bunlar bize mantarları tanımada çok çok yardımcı olacak birkaç tüyodan biri değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir diğer dikkat etmemiz gereken mantar da zehirli mantarlardan biri de bölet dediğimiz mantar türleri. Yani yine mantar avcıları bilecektir. Bölet altı borucuklu yapılarda oluyor. Genelde meşe ormanlarında olur. Fakat altı kırmızı olan bölet borucuklu yapılardaki mantarlardan aman uzak duruyoruz. Saltana mantarları yani şeytan mantarları var. Onlarla karıştırmak riskinden dolayı bölet mantarı gördüğümüzde kırıyoruz. Renk değiştiriyorsa uzak duruyoruz. Altı kırmızıysa uzak duruyoruz. Renk değiştirdiğinde yeneni var mı? Var. Ama o riski almıyoruz. Bu genellemeye daima sadık kalıyoruz. Doğru bilinen birkaç mesele var ama maalesef hepsi yanlış. Onlar da ne arkadaşlar? Şu: mantarı kurt yerse zehirli değildir. Kesinlikle yanlış. Birçok hayvanın tükettiği, kurdun, tilkinin, ayının, birçok canlının, kuşun, koyunun tükettiği zehirli mantarlar bize dokunabilir. Yani hayvanlar yiyorsa zehirsizdir. Tamamen yanlıştır. Bunu aklımızdan asla çıkarmayın değerli arkadaşlar. İnsanın biyolojik yapısıyla hayvanların biyolojik yapısının çok farklı olduğunu asla unutmayacağız. Değerli arkadaşlar, bir diğer nokta şu: biz mantarı yedik, aa zehirli diyorsunuz ama o mantar zehirli değil. Öyle değil değerli arkadaşlar. Mantar ertesi gün öldürmüyorsa o onun zehirli olmadığı anlamına gelmez. Maalesef kara kız gibi, beraberinde değerli arkadaşlar birçok kuzu göbeği ebesi gibi birçok zehirli türler var. Bu türlere çok dikkat edeceğiz. Mantarlar, bazı Ramaria türleri de beraberinde uzun vadede böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliğine sebebiyet veriyor. Bizim yörede bu mantarı çok yerler. Yiyebilirler. Ertesi gün öldürmediği için siz zehirsiz sanıyorsunuz. Ama öyle değil. O köyde bir araştırma yapın. Karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ne durumda? Çok şaşıracaksınız. Değerli arkadaşlar, yine mantarları toplarken çürümüş, kurtlu, kışa yakınsa geceden don görmüş mantarları toplamıyoruz. Bunlar da zehirli yapabiliyor. Birçok yenen mantar yaşlandığı zaman, çürüdüğü zaman bize maalesef zehir olarak dönebiliyor. O yüzden çürümüş, kurtlu mantarlardan uzak kalacağız. Ve beraberinde birkaç tüyo söyleyeceğiz. Mantarların bazılarını kurutarak saklayabiliriz. Örneğin Cantharellus tubaeformis, Centralus ailesi olsun, borazan mantarı, civciv ayağı ailesi olsun. Bunlar kurutularak da saklanabilen, şemsiye mantarları olsun, kurutularak da saklayabilen güzel mantarlardan. Derin dondurucuya da atabiliyoruz. Derin dondurucuya attığımızda şunu asla unutmayalım. Mantarı derin dondurucudan çıkardığımızda çözülmesini beklemeyeceğiz değerli arkadaşlar. Direkt pişirmeye atacağız. Yani mantar çözülsün sonra pişirelim. Diğer et yemeklerinde gibi yapmıyoruz. Kesinlikle dondurucudan çıkardığımız gibi pişirme yöntemine gideceğiz. O yüzden öncesinde bir haşlama işlemi yapabilirsiniz. Bazı yumuşak mantarlar var. Onlara yapmayıp direkt doğrayıp dolaba da koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Arkadaşlar ben sizlere bazı konularda genelleme yaptım. Bu saydığım genellemelerin uyduğunuz takdirde ölümcül zehirli mantarlardan kurtulmuş olacaksınız. Ve en kötü ihtimalle en zehirli mantarlardan bile yemiş olsanız diğerleri sadece sindirim sistemini ve kusmayla atlatabileceğiniz bazı durumlar olacaktır. Ama köy göçüren, ölüm meleği, Amanita Verna, Amanita virosa, yine Amanita phalloides, bu mantarlardan çok uzak kalacağız. Aman dikkat ediyoruz. Türkiye mantarları tanımlama sayfası gibi bazı sayfalar var internette, Facebook'ta. Oralara üye olabilirsiniz. Ve mantarın üstten ve alttan fotoğrafını çektiğiniz takdirde tür tanımı öğrenmek istiyorum diye yazdığınızda oradan size cevap gelecektir. Yine dediğim gibi ben de bazı gruplarda moderatörlük yapıyorum. Tanımlarda size ben de ve birçok akademisyen arkadaşımız, birçok bu işe gönül vermiş dostlarımız da bu konulardan size yardımcı olmaya özen gösteriyor değerli arkadaşlar. Son bir kez şu uyarımı da yapmak istiyorum. Mantar avına gittiğimizde yanlış bilinen bir olay var. O da nedir? Mantarları keserek toplamayalım değerli arkadaşlar. Mantarları kökünden koparıyoruz. Bilindiğinin aksine mantarları kökünden koparmazsak, kesip parçasını orada bıraktığımızda misel yapısı zarar görebiliyor. Sadece kuzu göbeklerini değerli arkadaşlar keserek topluyoruz. Onun haricinde bütün mantarları koparıyoruz. Daha sonra ayrı bir yerde temizleyip sepetimize koyuyoruz. Ve muhakkak da sepet taşıyoruz ki sporları avcılık esnasında etrafa yayılsın diye. Evet, hayırlı sezonlar diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.